Çorum'da yapımı tamamlanan eğitim kurumları için toplu açılış töreni düzenlendi. Bu da benim. Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'nda düzenlenen açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın ve protokol üyeleri de katıldı. Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da 2 yılda 21 okul inşaatının tamamlandığını söyledi. Toplamda 24 eğitim kurumunu 2 yıllık kısa bir sürede Çorumlu kardeşlerimize, evlatlarımıza teslim ettik, öğrenim görüyorlar. Tabi bu bitmeyecek. Bunun maddi değeri ortalama 115 milyon, eski parayla 115 trilyon değerlenmiş şeyler. AK Parti iktidarları döneminde Çorum'a 132 okul binası yapıldığını belirten Ceylan, pansiyon ve spor salonları ile birlikte Çorum'a toplam 350 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldığını bildirdi. Bakın 2003 ile 2021, yani bu senenin 2020'nin sonu diyelim, 132 okul, bu kolaylı olmuyor kardeşler, 132 okul binası yapmışız Çorum'a AK Parti iktidarları zamanında. Bununla da yetinmemişiz. 13 spor salonu, 100 adet de lojman eğitim veren kardeşlerimize, öğretmenler için de 100 tane de lojman yapmışız. Toplamda değerli hemşehrilerim, Çorum'umuza 350 milyonluk yatırım yapmışız eğitimle. Vali Mustafa Çiftçi de 24 eğitim kurumu için 113 milyon 500 bin liralık harcama yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz dedi. Az önce Sayın Vekilimizin de ifade ettiği gibi 24 tane eğitim kurumumuz ve bunların nihayetinde de 113 milyon 500 bin liralık bir harcama yapıldı efendim. Bunların büyük bir kısmı ilkokul, ortaokul, lise, bilim sanat merkezi ve spor salonu şeklinde. Sayın Bakanım, biliyorsunuz siz de Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim sektörünün başında birisi olarak bizlere bu noktada yön veriyorsunuz, liderlik yapıyorsunuz, yön gösteriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde bütün bu yatırımlar gerçekleştiriliyor. Çorum'daki eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuşmasında eğitim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz dedi. Bütün bu binaların yapılıyor olması, emin olun Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ülkemizin, halkımızın, milletimizin, çocuklarımızın dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilir bir şekilde mesafe alması için. Bütün bu çabamız, bütün bu gayretimiz çocuklarımızın bu ülkenin geleceği için dimdik ayakta durmasını sağlamak için. Hepimizin evlatları, hepimizin çocukları bizim gurur vesilemiz, bizim kıvanç vesilemiz. Ve onları böyle yetişmiş gördükçe bu topraklarda bu bayrağın çok daha dik bir şekilde duracağından da eminiz. Değerli katılımcılar, çocuklarımızın bu ülkenin hayallerini, bu ülkenin düşüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetişmesi, evrensel değerler üzerinde, milli değerler üzerinde, manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok çok kritik ve bu çerçevede de tüm arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Çorum'da 9 ilkokul, 5 ortaokul, 1 anaokulu, 5 lise, 1 kız pansiyonu, bilsem ve spor salonu hizmete açtıklarını belirten Bakan Selçuk, bu tür açılışlar bizi mutlu ediyor. Bu yatırımlar artarak devam edecek dedi. Bugün 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli bir anaokulu, 100 kişi kapasiteli bir kız pansiyonu, 112 derslikli 5 lise, 16 derslikli bir bilim sanat merkezi ve 16 derslikli bir özel eğitim okuluyla bir spor salonunu hizmete açıyoruz. Bu tür açılışlar emin olun bizi çok mutlu ediyor. Ve çocuklarımızın daha ferah ortamlarda, daha kaliteli eğitim alabilmesi için de bir fırsat oluyor.
Bu yatırımlar artarak devam edecek. Salgın dönemi de olsa çocuklarımızın okullarının niteliğinin artırılması, okulların güçlendirmesinin yapılması, eski binaların yıkılıp yenisinin yapılması, bütün bunlar bizim planlarımız ve programlarımız dahilinde. Bakan Selçuk konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte eğitim kurumlarının açılış kurdelesini kesti. Evet, şimdi hazırız. Bu güzel okulumuzu Hacı Bektaş Veli adına isimlendirdiğimiz bu güzel okulumuzun, bu güzel çocuklarının burada mutlulukla eğitim görmesi dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun, var olun. Bakan Selçuk açılışın ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Önemli olan bir sahip çıktı. Yani hiç uğramamak doğru değil. O yüzden de iyi oldu ve herkes bizi daha iyi anladı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca Şehit Onur Bakbak İlkokulu ve Karşıyaka Anaokulu'nu da ziyaret ederek öğretmenlerle ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Selçuk kendisini çiçekle karşılayan ana sınıfı minikleriyle yakından ilgilendi. Hoş geldiniz ya öğretmenim diyorum. Kutluları alkışlayın bu kutluları. Ne kadar mutlu oldunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Adın ne? Eren Aydın Bekar. Benim adım da Ziya. Senin adın ne? Asmin. Çok güzel. Senin? Eylül. Çok güzel. Senin? Eylül. Oo güzel. Çok memnun oldum. Bu çiçek siz de çiçeksiniz. Fotoğraf çektirelim ister misiniz? Olur. Yanıma gelin bakalım. Ben şuraya geleyim. Dur. Bakalım.